İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT'de yepyeni bir programla sizlerle birlikte olacağız bundan sonra. Aslında hepimizin gündelik sorduğu bir soruyu soracağız. Sana faydası ne? Yani kahvede eşinizle dostunuzla otururken ya da bir çay sohbetinde sohbet ederken hep birbirimize bunu soruyoruz. İşte dünyada şunlar oluyor, ülkede bunlar oluyor, işsizlik bu kadar artmış, enflasyon buralara gidiyor, pazara gittim şu kadara meyve aldım. Sonra dönüyoruz. Diyoruz ki birbirimize bunun sana faydası ne? Bu verilerin sana faydası ne? Bu gelişmelerin sana faydası ne? Biz de istedik ki bu soruyu hem bizim üslubumuzla yanıtlamaya çalışalım hem de sizin üslubunuzla yanıtlamaya çalışalım. Ben Oğuz Demir. Bundan sonra her hafta bu konuları tartışarak sizlerle birlikte olacağız. 50 dakikalık bir maraton bu. Hadi isterseniz haftanın verileriyle başlayalım. Biliyorsunuz her ay Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıklıyor. İşsizlik rakamları açıklandıktan sonra hep beraber başlıyoruz tartışmaya. Acaba bu rakamlar ne kadar gerçeği yansıtıyor? Gerçekten bu kadar işsiz insan nasıl iş bulabilecek? Ya da işi olan insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya bu kadar işsiz var ama niye bu kadar büyütüyoruz bu meseleyi? Hep böyle işsiz vardı. Rakamlar bize sürekli bir şeyler söylüyor ama verilerin şöyle bir özelliği var. Veriler oluştuktan sonra önümüze geliyor. Yani öyle biz yapıyoruz ve o veriler ortaya çıkıyor ve biz onunla karşı karşıya kalmıyoruz. Veriler aslında geriden bizi takip ediyor. İşte o geriden takipte Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verileriyle ilgili 2021 başı itibariyle yeni bir uygulamaya geçti. Zaten her ay açıkladığı işsizlik verileri vardı. Bir de bunun üstüne 3 ayda bir açıkladığı işsizlik verileri oldu. Bu işsizlik verilerinin ilkinde yani Haziran ayına ilişkin işsizlik verilerinde Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayından Haziran ayına geçtiğimizde 800 bine yakın yeni iş yaratıldığını, işsizlik oranının %10.6'ya düştüğünü söyledi. Bu rakam sadece bizim için değil, siyasetçiler için de özellikle pandemi dönemini geçirmiş, ekonomik birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmış ülkemizi yönetenler için de bir anda bir müjde gibi oldu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bu müjdenin üzerine şöyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki Türkiye ekonomisi şahlandı. Bakalım ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Onun üzerine gerçekten şahlandık mı konuşalım. İşsizlik rekor düşüşle %10,6'ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Vallahi sık sık şahlanıyoruz biliyorsunuz. Ekonomide özellikle son 3-4 senedir işler ne zaman yolunda gitmese bir tane iyi veri çıkıyor. O iyi verinin üstüne Türkiye ekonomisi şahlanıyor. Bu şahlanma meselesi biraz enteresan bir mesele tabii. Yani düz yolda giden atın üstünde bile düşebiliyorsunuz ki şahlanan at sizi ne yapar? Bunu da bir kenara yazmanız lazım. Dolayısıyla şahlanmak ne kadar iyi? Gerçekten de şahlanmışmışız. Şahlanmış mıyız? Bir de TÜİK'in yayınladığı verilerle, o 3 aylık verilerle bakalım. Az önce size dedim ki Türkiye İstatistik Kurumu yayınladığı aylık verilerde işsizliğin %10,6'ya düştüğünü söyledi. Hala Türkiye'de 3,3 milyon insanın aktif iş aradığını söyledi. Ama verileri aylıktan yılda 3 aylığa çeyrekliğe çevirip yayınladığında bir baktık ki işsizlik oranı %12,6. Yani aslında şahlanmışız gibi gözüküyor veriler, aylık verilere baktığınızda ama veri setindeki o aylık inişler çıkışlar oldukça bizim açıklamakta zorlandığımız iniş çıkışlardı. Fakat 3 aylıklara dönüp baktığımızda ne gördük? Aslında öyle bir şahlanma falan ortada yok. En azından işsizlik üzerinden şahlanamadığımızı gördük. Aslında eğer bir şahlanma varsa da o şahlanmanın belki de geniş tanımlı işsizlik oranı olan %25 yani 10 milyon insan için bir şahlanma olmadığını gördük. Şöyle yine dönüp baktığınızda tabii veriler manşet. Yani %12,6'dan bahsettik. Dedik ki işte 10 milyona yakın işsiz var. Ama o bahsettiğimiz aylık verilerden 3 aylık verilere doğru geçtiğimizde biraz daha Türkiye ekonomisinin iş gücü piyasalarında yaşadığımız sorunları daha net görme imkanı bulduk. Çünkü veri seti TÜİK bile yayınlasa bir miktar daha aylığa göre iyiydi. Peki ne dedi TÜİK bu verilerde? Ben size öne çıkan birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu 3 aylık rakamlarına göre Türkiye'de ne eğitimde ne de istihdam olan gençlerin sayısı 2,8 milyon. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir okudunuz,
İşte lise mezunu oldunuz ya da gittiniz üniversite mezunu oldunuz. Dediniz ki ben bir iş arayayım. Baktınız, aradınız. İşte size dediler ki işte deneyimin yok. İşte dediler ki sen daha önce staj yapmamışsın. Ya da bizim şu an açık pozisyonumuz yok. Olsa bile tanıdık bir arkadaşın oğlunu kızını zaten alacağız biz bu işe. Bunu açıktan söylemezler zaten biliyorsunuz ama hani siz onu anlarsınız zaten görüşme esnasında. Ve siz ümidinizi kestiniz. Zaten okuldan ümidinizi kesmişsiniz. Türkiye ekonomisi bana iş yaratmıyor demişsiniz. Gençsiniz, dinamiksiniz. Bir şeyler yapmaya, hayatınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama size Türkiye ekonomisi 2.8 milyon gence bu imkanı sunmuyor. Tek sorunumuz bu mu iş gücü piyasalarında? Keşke bu olsaydı. Derdik ki hep beraber oturalım, çalışalım. Bu gençler için bir iş imkanı yaratmanın bir yoluna bakalım. Ama maalesef tek sorunumuz bu değil. Sadece gençlerde değil, kadınlarda da çok ciddi bir sorun var. Bakın bugün yine sosyal medyada paylaşılan bir veriyi söyleyeyim size. Hani bizim çok eleştirdiğimiz, çok bizden uzak, biz yüzyıllarca ilerideyiz dediğimiz Suudi Arabistan'da kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde kaç biliyor musunuz? %33. Peki bizim ülkemizde yüzde kaç? %31. Yine TÜİK'in yayınladığı rakamlardan bakalım. Yani dönüp baktığınızda iş gücüne katılım oranı kadınlarda %32'li seviyelerde. Ama öte taraftan daha enteresan bir verimiz var bizim. Ev işleriyle meşgul. Yani parantez içinde şöyle yazıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Ev hanımı sayısı. Türkiye'de kaç hane var biliyor musunuz? 19.7 milyon hane var. Bunun içerisinde bir kişi yaşayan var, iki kişi yaşayan var, çekirdek aile var. Daha büyük aileler var. 19.7 milyon hanede 10 milyon ev hanımı var arkadaşlar Türkiye'de. Yani dönüp baktığınızda 10 milyon kadınımızı biz iş yaratamamış, evinin içerisine hapsetmiş ve hayatını bu şekilde devam eder durumda tutuyoruz. Öte taraftan baktığımızda tek bu mu? Yani ikinci sorunu da saydık ama bunlarla sınırlı mı? Maalesef değil. Maalesef çok ciddi bir işsiz sayısına sahibiz. Son bir ay içerisinde iş arayıp iş bulamayan insan sayısı şu anda 3.8 milyona yakın. Siz bir de bunun içerisine iş başı yapabilirim ama iş aramıyorum diyen. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun da teknik olarak işsiz saymadı. Çünkü işsiz olmanız için iş aramanız gerekiyor. İş aramadım, çalışabilirim ama iş aramıyorum diyen de 1.6 milyon insan. İkisini topladığınızda kabaca 5.4 milyon insan bu ülkede şu anda ekonomide var olabilecek, değer yaratabilecek, bununla ilgili isteğe sahip ama iş bulamıyorlar. İşte böyle bir ekonomik ortam içerisinde yola devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu Türkiye'nin belki önümüzdeki yıllarda, sadece bu dönemde de değil, önümüzdeki yıllarda da en çok konuşacağımız konularından biri. Son dönemde çok gündeme geliyor. İşte Afganistan'da Türkiye'ye doğru bir göç hareketinden bahsediyoruz. 2012'den bu yana Türkiye'ye gelmiş milyonlarca Suriyeli'den bahsediyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin kendi sorunlarını çözemediği, kendi iş gücü problemini, kendi işsizlik sorununu çözemediği bir ortamda bir de böyle sorunlarla baş başa kalması. Hep bunu söylüyoruz. Kendi sorunlarımızı, kendi söküğümüzü dikemediğimiz sürece o söküğü daha büyüdüğü bir ortamla karşı karşıya kalır ve daha büyük söküklerle mücadele etmek zorunda kalırız. Ama kendi söküğünü dikemeyen elbette yani başkalarından gelen sorunları da çözebilmiş değil. Dönüp baktığımızda tek problemimiz peki işsizlik mi? Sizin yaşadığınız tek problem ya da çocuğunuzun yaşadığı, ailenizin yaşadığı tek problem işsizlik mi? Peki bakalım bu işsizlik meselesi bizim için bu kadar önemliyken iş dünyası ne diyormuş? İş dünyasının söylediği şeylere bir bakalım. Mesela Ankara Ticaret Odası Başkanı, MÜSİAD Başkanı, bunlar iş dünyasının temsilcileri. MÜSİAD Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkanı geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda şu minvalde şeyler söylediler. Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok dediler. Ben de şöyle söyleyeyim. Türkiye'de işsizlik yok TÜİK'e göre ama işsiz çok. Asıl sorunumuz da bu bizim. Yani oradaki rakamların, oradaki verilerin %10'larda olması, o %10'a geldiğinde şahlanıyormuş gibi hissetmemiz bir şey ifade etmiyor. Asıl mesele az önce sadece kabaca bir hesapla 5,5 milyonu bulan
10 milyonda evde oturan kadınımız, hadi bunları da sayalım, 15 milyon vatandaşımızın aslında neden evde oturduğunu, neden ev genci gibi bir kavramla karşı karşıya kaldığımızı, geçmişte ev hanımlarından bahsediyoruz, şimdi ev gençlerinden bahsediyoruz. Neden bu insanların evlerinde oturmak zorunda olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ama iş dünyasına bakarsanız işsizlik nedeni işsizlik var, ancak işsiz yok. Öte taraftan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan da diyor ki sanayicimiz bırakın nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bulamıyor diyor. Yani mesele aslında iş dünyası ile ilgili değilmiş, sorun bizdeymiş. Biz çalışmak istemiyormuşuz. Biz masa başı işler istiyormuşuz. Biz rahat yaşamak istiyormuşuz. Bu suçmuş. Ben de size bir soru sorayım Sayın Kağan ve Sayın Baran. Siz eğer gerçekten insanların emeklerinin karşılıklarını vereceğinizi taahhüt edebiliyor musunuz? Bunu taahhüt edebiliyorsanız, az önce de söyledim, 5,5 milyon insan işsiz. Bize kim iş arıyor ve kim işçi arıyor ve o işçi arayıp bulamayan firmaların adreslerini verirseniz yarın sabah 4-4,5 milyon insan, biz oralarda sıra olmaya hazırız. Maalesef durumumuz bu. Keşke böyle olmasaydı ama şartlar bizi buraya getirdi. İş dünyası gördüğünüz gibi bunu söylüyor. Neden çalışmak istemiyoruz? Çünkü biz verilen ücretin bizim hak ettiğimizden daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün sokağa çıkıp gençlere sorun. Gençler dedi ki neden, yani iş bulamıyor musun? Ya ben de diyor iş verecek birini buldum ama ya iş benim niteliklerimle örtüşmüyor ve de verdikleri ücret asgari ücret. Bugün Türkiye'de asgari ücret ne kadar? 3100 lira. Peki size bir soru daha sorayım. Bugün bundan 10 yıl, 15 yıl, hatta 20 yıl önce dünya piyasasına girerken ucuz iş gücü dünyanın fabrikasına dönüşecek denen Çin'de asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? 400 dolar karşılığı yuan ortalama. Yani her yerde aynı değil. Demek ki bugün dünyanın artık ucuz iş gücü olan ülkesi Çin'den bile ucuz iş gücüne sahip, Çin'den bile ucuz eğitimli iş gücüne sahip olan ülkesi Türkiye oldu. Peki Türkiye hem eğitim politikasıyla hem yıllardır iş yaratmayan, yıllardır insanlara emeğinin, eğitiminin karşılığını vermeyen o yatırım dünyasıyla beraber bu hale gelirken biz neyle gurur duyduk? Bakın neyle gurur duyduğumuzu da Sayın Ticaret Bakanı'nın açıklamasından dinleyelim. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş dedi ki Türkiye ekonomisi yıllıkta bakıldığında, yani şöyle demedi, ilk 7 aylık ihracattan bahsetmiyor. Bu Temmuz'dan geçtiğimiz Temmuz'a doğru bakar, rakamları alt alta koyar toplarsanız 200 milyar doların üstünde ihracat yaptı. Yaşasın, bravo, her şey çok güzel gözüküyor. Şahlanıyoruz, yani ihracatta da şahlanıyoruz gördüğünüz üzere. Ama ben şöyle bir rakamlara baktım. Bizim sorunumuz ihracat, yani tek başına ihracat yapmakla ilgili değildi ki. Bizim sorunumuz o ihracatı da ithalatla yapmaktı. Yani otomobil. Bakın Türkiye'nin en fazla sattığı dünyaya malların başında otomotiv sanayi geliyor. Peki biz otomobili nasıl üretiyoruz? Şöyle. Önce gidiyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden işte çip alıyoruz. Değişik yerlerinden motor parçaları alıyoruz. Onları bir araya getiriyoruz, birleştiriyoruz, satıyoruz. Yani yaptığımız ihracatın bir de ithalatı var. Ve şöyle bakınca Türkiye'de belki de sizlerin son 2-3 yıldır yaşadığı en önemli sorun, en büyük sıkıntıların başında gelen, hani o enflasyon dediğimiz belanın artmasına neden olan kurlardaki, döviz kurlarındaki sıçramanın temel ekonomik nedenlerinden biri de o ithalata dayalı üretim. Çünkü her yıl Türkiye ekonomisi ürettikçe daha fazla dışarıdan ithalat yapmak zorunda kalıyor ve milyarlarca dolar bulmak zorunda kalıyor. Bu yıla da baktım. Madem 200 milyar dolar rekor kırmışız, acaba bu rekora ne kadar çok sevinmeliyiz? Ne kadar çok sokaklara dökünmeliyiz bu rekor için dedim. Sonra ilk 7 aya baktığımda gene 20 milyar doların üstünde dış ticaret açığı gördüm. Yani Türkiye ekonomisi pandemiyi geçti, ihracatta rekorlar kırıyor derken aslında gizlenen bir şey daha var. Bir de ithalat tarafını mı konuşsak acaba bu ihracatın? Hem de döviz kurlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemdeki ithalat. Şimdi diyeceksiniz ki döviz kurlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ithalat neden olmasın? Çünkü o ithal mallar bizim paramızla daha pahalı hale geldi. Çünkü o dışarıdan satın alınan mala biz eskiden 1 dolar karşılığı 7 lira veriyorken bugün
9 lira veriyor olduk. Bizim cebimizden çıkan para arttı. Nitekim baktığınızda böyle pahalı bir ithalat ortamında bile Türkiye hala dış ticaret açığı veriyor. Orta ve uzun vadede baktığınızda Türkiye ekonomisinin asıl sorunlarını çözmesi gereken nokta işte burası. Yani biz ne zaman dünyaya kendi vatandaşlarımıza sağladığımız belirli standartlar, mal ve hizmetlerden sonra kalanları satmaya başlarız ve bu sattıklarımız aldıklarımızdan daha fazla değer yaratır, İşte o zaman biz Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözülmeye başladığını konuşmaya başlarız. Peki bunu orta ve uzun vade dediğimde aklınıza ne kadarlık bir süre geliyor? Mesela ne kadar sürede çözebiliriz biz bu sorunu? Bence 20 yılda çözülürdü ya. Yani 20 yıl fena bir süre değil. 20 yılda neler olurdu da gene olmadı gördüğünüz gibi. 20 yıldır bu sorunu çözeceğini söyleyen siyasiler iktidarda duruyor. Gördüğünüz gibi asgari ücret Türkiye'de 350 dolar, Çin'de 400 dolar ve biz ihracat rekorları kurmaya devam ediyoruz. Peki kime yarıyor bu ihracat rekorları? Gördüğünüz gibi dış ticaret açığı öyle belirgin, bariz bir şekilde daralmıyor. Hala döviz ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi o döviz ihtiyacı sürekli kırılganlıklar içerisinde Türkiye'de kurların yukarı doğru gitmesinde bir baskı yaratıyor. Gördüğünüz gibi o baskı enflasyona, o baskı faize sıçrıyor. Yani dönüp baktığınızda 200 milyar dolarlık ihracatın aslında temelde ana tek faydasının o ihracatı yapan ihracatçıları olduğunu görüyorsunuz. Ama hep şunu da söylememiz lazım. Sana faydası ne dedik ya. İşte gördüğünüz gibi ihracat 200 milyar dolarlık ihracat rekorunun size faydası bu. İhracat da bitmiyor. İşsizlikle bitmiyor. Bir de bizim çok temel bir sorunumuz var arkadaşlar. Enflasyon. Özellikle de gıda enflasyonu. Hani o Türkiye İstatistik Kurumu'nun tartışmalı enflasyonundan bahsediyoruz. Her ay açıklanıyor. Ondan sonra biz başlıyoruz ekonomistler tartışmaya. Ya acaba bu kadar değil mi? Daha mı yüksek? Daha mı düşük? İleride ne olacak? Bunu nasıl düşürebiliriz? Vatandaş hayat pahalılığı altında eziliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım dediğimiz enflasyon. Bu hafta açıklanan bir diğer veri de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tarım üfe dediğimiz tarım ürünlerinin fiyat endeksi. Yani çiftçiden çıkış fiyatları. Bakalım mı şöyle grafiğimize? Arkada görüyorsunuz. Hep tarım ürünleri fiyatları ya da gıda fiyatları. Burada sarıyla turuncuyla gördüğünüz şey enflasyon, gıda enflasyonu. Maviyle gördüğünüz grafik ise tarımsal üretici fiyat endeksi. Gördüğünüz gibi hep beraber hareket ediyorlar. Beraber iniyorlar, beraber çıkıyorlar. Hani geçen hafta da yine bu stüdyoda söylemiştik ya, beraber yürüyorlar bu yollarda. Bir yukarı doğru gitti mi diğerini peşinden çekiyor. İşte gene aynı şey olmuş. %25.54 gıda enflasyonu, %22.80 tarımsal üretici fiyat endeksi. Çok, hatta bu dönemde çok da fazla konuştuğumuz konuların başında da şey gelmiyor mu? Şeftali fiyatları geliyor mesela. Yani pazarda, çarşıda, haber bültenlerinde insanların şeftali fiyatlarıyla ilgili canlarının yandığını söylüyorlar. Arkadaşlarımla beraber biz de gittik baktık, bu şeftali gerçekten bu kadar pahalı mıymış? Kaç para olmuş bu şeftali? Vallahi bunu bir marketten çektik. 14 lira, 13 lira, özür dilerim. 14 lira, 14 lira diyemem. 13.95. Çünkü 14 lira dersem hani TÜİK'in de şu 18.95 olan faizi yakalayamayan enflasyonu var ya. Aman aman haksızlık etmeyeyim. 13 lira 95 kuruş. Arkadaşlar ben bu şeftali fiyatları çok konuşulunca TÜİK'in yayınladığı o tarımsal üretici fiyat endeksini açıp baktım. Acaba son bir yıl içerisinde üreticinin şeftali üretim fiyatı ne kadar değişmiş? Baktığınızda hadi kabaca hani TÜİK'in rakamları da bir miktar düşük olduğunu varsayalım. %10 civarı arttığını söylüyor Türkiye İstatistik Kurumu. Üreticiden çıkış fiyatını. Dönüp baktığınızda pazardaki fiyat, çarşıdaki fiyat, marketteki fiyat neredeyse iki katına çıkmış. Geçen sene 6 liraya 7 liraya yediğimiz şeftaliyi bu dönem 15 liraya yiyoruz. Geçen sene de 6 liraya 7 liraya yerken de şikayet ediyorduk. O zaman da çok hızlı artıyordu bu fiyatlar ama hem tarım politikamız hem dönüp baktığınızda çiftçiden tüketiciye kadar gelen o süreçteki dengesizlikler bizim artık tüm gıdaları daha pahalıya tüketmemize neden oluyor. Hele hele iklim değişikliğinden bahsettiğimiz, üretimin zorlaştığı dönemlerden bahsettiğimiz bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde belki canımızı çok daha fazla yakacak. Ama biz ne konuşuyoruz? İşte şahlanışlardan bahsediyoruz. Şahlanan bir şey varsa gördüğünüz gibi şeftali fiyatları şahlanmış.
Şeftali üreticisi bundan, o şahlanıştan faydalanmış mı? Yerden yükselmiş mi? Vallahi anlaşılan o ki şeftali üreticisi o kadar yerden yükselememiş. Bir şey daha söyleyeyim. Küçükken ben bir köyde sık sık yazları geçiriyordum. En fazla dedemin ürettiği ürünlerden biri de şeftaliydi. Hatta o işle uğraşanlar da çok iyi bilirler. Şeftaliyi toplamak zahmetli bir iştir. Eğer çok fazla vücudunuza sürünürse kaşıntı yapar. Şimdi vatandaş, çiftçi, Türkiye'nin dört bir yanında bu ürünü üreten çiftçi binbir zahmetle, belki de her tarafı kaşınaraktan, belki de dünyalarca lira maliyeti artaraktan bu ürünü almaya, üretmeye, bizim önümüze getirmeye çalışıyor. Onun elde ettiği getiri geçen seneye göre sadece %10 artarken, gördüğünüz gibi bizim ödediğimiz para %100 artmış oluyor. Diyeceksiniz ki yani peki bunun bize faydası ne? Gördüğünüz gibi size bir faydası gene yok. Maalesef yok. Ben de isterdim ama yok. Belki daha faydalı işleri konuşmamız gerekecek. O faydalı işlerden biri de haftanın haberiydi. Haftanın ekonomi gündeminde hepimizin dikkatini çeken bir gelişmeydi. Çünkü sokaktaki vatandaşa bana ne faydası var dediğinde fayda bulacağını varsaydığımız bir haberdi. Görelim bakalım öyle miymiş? Haftanın haberi neymiş? Malumunuz gece kararnameleri artık hayatımızın bir parçası oldu. Sadece siyaset tasarımı, sadece işte kamu yönetimindeki değişiklikler vesaireyle ilgili değil. Yani artık sabah uyandığımızda bir anda otomobilinizin fiyatının düştüğünü öğrenebiliyorsunuz. Sabah uyandığınızda bir anda ülkede yepyeni vergi oranlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu ilk de değil bu arada. Yani artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beridir bu tip gelişmeleri hiç tartışmadan bir anda önümüzde buluyoruz. Öyle takdir ediyorlar. Biz de mecburen bunlara uyuyoruz. Bu hafta en çok konuştuğumuz değişikliklerin başında otomobil sektöründeki özel tüketim vergisiyle ilgili indirim geldi. Biliyorsunuz daha önce 135 bin liraya kadar fiyatı olan araçlarda ÖTV %80 olarak uygulanıyordu. Bu üst limiti 150 bin liraya çıkarttı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hükümet. Ve dolayısıyla bir anda hepimizin kafası karıştı. Ya ben mesela kimin kafası karıştı? Galericilerin. Ben bugün birkaç galericiyle, otomobil satışçısıyla konuştum. 2-3 senedir işte sıfır araba satışlarıyla uğraşan insanlarla sohbet ettim. Dediler ki hocam biz mali müşavire dönüştük çünkü sürekli ÖTV hesabı yapıyoruz. ÖTV indiği zaman arabayı işte satışlar zaten düşükken o ÖTV iniyor. Oradan acaba ÖTV'nin altına matrağı düşürebilir miyiz? 150 bin 1 liralık arabayı 149 bin 999 liraya çekebilir miyiz? Bunun bir yolu var mı? Dolayısıyla ÖTV matrağı daha düşük olup daha ucuza dolayısıyla satış yapabilir miyiz? Gibi bir sürü soru işareti boğuşuyoruz dedi. Bir, bunlar etkilendi. İki, kim etkilendi biliyor musunuz? Mesela o arabayı alacak insanlar. Çünkü bundan yaklaşık işte beklenti en azından bu yönde 290 bin liraya bir hafta önce 290 bin liraya alacağı arabanın fiyatı bugün işte 260 bin liraya, 250 bin liraya, 240 bin liraya düşmüş olabilir. Bu insanlar etkilendi. Üçüncüsü kim etkilendi biliyor musunuz? İkinci el araba satacak ya da alacak olanlar. Gerçi ne kadar etkilendiler onu da az sonra konuğumuzla konuşacağız. Ama şöyle bir neler olmuş bakalım. Ve gerçekten şunu da söylemek lazım. Ya hepimiz işte bu ülkede doğuyoruz, büyüyoruz. Şöyle bir hayal, yani bize bu hayali verdiler. Dediler ki bir ev bir araba. Hatta o ev ve arabalı siyasi kampanyalar bile yapıldı 90'larda. Herkese bir ev bir araba vereceğim diyen siyasetçilerimiz oldu bizim. Ya vermediler sonunda bütün siyasetçilerin yaptığı gibi ama en nihayetinde hayalini kurdurdular. Şimdi dönüp baktığınızda artık o hayali kurmak da çok zor hale gelmeye başladı. Yani bundan İşte 15 yıl önce, 10 yıl önce belki işte borçlanarak, harçlanarak ev alıyorduk, araba alıyorduk. Bir şekilde 10 yıl yemeden içmeden vazgeçip bu evleri, arabaları ödüyorduk ve o hayale, o küçük hayale bir yerde kavuşuyorduk. Ama hem fiyatların geldiği yer hem de dönüp baktığınızda bu tip oynamalar bizi öyle bir noktaya getirdi ki o küçük hayalleri bile kuramaz olduk. Bakın Emre Özpeynirci, bir otomotiv sektörünü yakından tanıyan bir uzman, bir gazeteci bu hafta tweetlerinde iki tane grafik paylaştı. Bunları sizinle paylaşmak isterim ben de buradan. Hem durumumuz daha iyi anlaşılsın diye. Bakın
Burada bu Murat Girgin'in tweet'i bir araba markasından bahsediyor. O araba markasının 16 yaşında 200 bin kilometre olan bu araba markasının fiyatı Türkiye'de 100 bin lira. Bunu bulmuş, galeriden paylaşmış. Aynı arabanın Avrupa'daki fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 750 euro. Şimdi ben size Avrupa demişken iki tane daha bunu satın alabilecek. Hani bu eski 16 yıllık kilometresi de 100 bine gelmiş, özür dilerim 200 bine gelmiş bir arabadan bahsediyoruz. Şimdi bu arabayı asgari ücretli bir yurttaşımız Türkiye'de almak istese 100 bin lirayı ödemesi için 33 ay hiçbir şey yememesi, hiçbir şey içmemesi, hiç kira ödememesi, elektrik yakmaması, su içmemesi falan gerekiyor. 33 ay. Ama Avrupa'da, Almanya mesela 1600 euro civarı bir asgari ücret var. Almanya'da ilk ay arabayı alıyor. Alman asgari ücretli. Çok sayıları da çok fazla değil bu arada Alman asgari ücretli diyorum ama yani bir elin parmağı kadar bizde 10 milyon olan 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen asgari ücretli sayısı Almanya'da çok daha küçük sayıda. İlk ay maaşını alıyor, arabasını alıyor, üstüyle de herhalde yemeğe falan çıkabiliyor olabilir, kirasını ödüyor olabilir, gayet güzel bir hayat yaşamaya devam edebilir. Biz 3 yıl asgari ücretlimiz durup dinlenmeden çalışıp böyle bir arabayı hayalini gerçekleştirirken Almanya'da bu hayal bile değil. Peki Almanya'da böyle de durum başka ülkelerde nasıl? Yine az önce söylediğim gibi Emre Özpeynirci'nin tweetlerine şöyle bir bakalım. Tweetinde verdiği tablolara. Bakın Avustralya'da ortalama yıllık gelirinin %50'siyle bir Avustralyalı araç alabiliyor. Ya da ya tamam diyeceksiniz ki sol tarafta Avustralya var, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Kanada, İsveç. Ya bunlar çok gelişmiş ülkeler. Bunlar çok büyük ülkeler. Biz bu ülkelerle baş edebilir miyiz? Sen bize benzeyen ülkelerle karşılaştır derseniz o da bu tarafta var. Onun da şampiyonu biziz. Hepsinin şampiyonu biziz. En birinci biziz. Bakın nerede birinciyiz? Türkiye'de ortalama yıllık gelirinin 6,5 katını harcadığında ancak bir yurttaş araba alabiliyor ortalama. Bu rakam mesela Brezilya'da, Brezilya yazmışız. Brezilya'da ben düzelteyim 4,5 katı. Yani dönüp baktığınızda Kolombiya'da 5 katı. Rusya'da neredeyse 2,9 katı ve bu ülkelerin kişi başı milli gelirleri dönüp baktığınızda Türkiye ile hemen hemen aynı. Yani şöyle kabaca bir hesap yapalım iki taraftan da. Mesela Avustralya'da kişi başı milli gelir 50 bin dolar. Yıllık diyelim ki bu ortalamaya uygun bir vatandaş olsun. %50'si ile yani 25 bin dolarla araba alabiliyor. Bizim 25 bin doları kazanabilmemiz için kaç yıl çalışmamız gerekiyor? Bizim milli gelirimiz 8500 dolar. Yine 3 yıldan fazla çalışmamız. Her hesap bizi farkındaysanız 3 yıl yemeden içmeden bu otomobil alabilme sevdasının peşinde koşmaya zorluyor. Ha sadece otomobil alma ihtiyacımız olsa onu da anlayacağım. Ama bu vatandaşın çoluğu, çocuğu, eğitimi, giyimi, yemeği ve her geçen gün daha pahalanan bir hayatı varken araba almakta maalesef bu şartlarda kur arttıkça daha da hayal olur hale geldi. Peki otomobilde ÖTV'nin düşmesi sonuçları size ne faydası var? Herkes için faydalı oldu mu? Şimdilik görüntü o ki listede sıfır araçların fiyatları düşmüş gibi gözüküyor. Çünkü o ÖTV indirimini yansıtacak. Yani tek tek rakam rakam her araçta 150 binin altında kalan matrahtaki ÖTV oranı daha da düşüğe gelmiş oldu. Peki ama öte taraftan başka sorunlar var, başka tartışmalar var. Mesela ikinci el araç alım satımı yapanlar için ya da ikinci el arabasını satmak isteyenler için sorunlar var. Bir acaba fiyatlar düşecek mi? Öyle haberler var ki piyasada sıfır araba bulunması çok kolay olmadığı için ikinci el araba fiyatlarının uçtuğu söyleniyor. Hatta ikinci el araba fiyatlarının arabanın sıfır versiyonundan daha pahalı olduğunu da söylüyorlar. Şimdi biz bütün bunları acaba böyle mi değil mi bir uzmanla konuşacağız ve onunla değerlendireceğiz. Haftanın konuğuna gidelim. Gördüğünüz gibi bütün bu gelişmeler bir taraftan otomotiv sektörünün
içerisinde kafa karışıklıklarına neden oluyor. Bir taraftan dönüp baktığınızda ikinci el alım satım yapanların kafasını karıştırıyor. Sıfır araba üreticilerinin kafasını karıştırıyor. Herkesin kafası karışık. Bakalım herkesin karışık olan kafasını biz Bora Erdin'le beraber bir miktar sakinleştirebilecek miyiz? Sevgili Bora, hoş geldin. Oğuz, sen de hoş geldin. Çok güzel program, inanılmaz eğlenceli. Bu hakimiyeti ben uzun dönem sevgili İbrahim Kahveci ile bu ekranlarda ekonomi programı yaptım. Sen de sık sık konuk oldun. Bir moderatör olarak bu hakimiyeti sağlayamadım. Öncelikle eline sağlık. Tüm rejideki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz asıl. Sen de ilk yayında bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. Gerçekten de yani ortalığın bu kadar karışık, kafaların karışık olduğu bir dönemde. Ben bugün 4-5 kişiyle görüştüm. Hatta bir öğretmen, 27 yıllık bir öğretmen dedi ki arabaya fiyat sordum bundan bir ay önce 290 bin lira dediler. Ondan sonra bu ÖTV indiriminden sonra aynı arabayı sordum. Elimizde daha önce liste fiyatı 290 bin lira olan araç kalmadı. Onun yüksek donanımlısı var, aksesuarlısı var. Onu satabiliriz. Aracın liste fiyatı 263 bin liraya düştü ama biz size bunu gene işte aksesuarlarla beraber 290 bin liraya satarız demişler. Bilmiyorum. Yani bu birebir yaşanmış bir hikayeden anlatıyorum. Nedir bu durumun aslı? Ne yaşıyoruz biz otomobil sektöründe? Bir de otomotiv üretiyoruz. Kendi yerli otomobilimizi de üreteceğiz yakında. Sevgili Oğuz, öncelikle bir önceki konuna, gıda enflasyonuna dönersem malumunuz şu an bir fındık toplanıyor. Şimdi bir fındık üzerinden bir hesap yapalım bir dersen. 2011, yani bundan 10 yıl önce fındığın kilogram fiyatı 7 liraydı. Fındığın kilogram fiyatı 7 lirayken E segmentinde, yani lüks sayılabilecek bir segmentte otomobil almak için 8,5 ton fındık satmanız yeterli oluyordu. Gün oldu, devran döndü. Bugün biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan serbest piyasada fiyatı belirlendiği iddia edilen fındıkla ilgili fiyat açıkladı. Dedi ki 27 lira. Hadi 26,5 lira da 27 lira diyelim. Şimdi o zaman 8,5 tonla E segment bir otomobil alırken bugün 20 ton fındıkla E segment bir otomobil alamıyoruz. Niye 20 tonu belirledim? Çünkü ortalama üretim maksimum seviyesi bu. Yani 20 ton fındık mı üretebiliyor bir üretici en fazla? Öyle bir kural evet, yok şu an ne yazık. Ama arazisi yok. Vesairesi o kadar en fazla büyük olan galiba. Evet, parseller düştüğü için 20 ton. Bir de Karadeniz sahil yolu etkili oldu, HES'ler etkili oldu, kuraklık etkili oldu. Artık 20 ton. Çok büyük üreticiler de vardı eskiden ama bunlar da zamanla yok oldular. Yani 8,5 tondan 20 tona geldi E-segment bir otomobile binmek. Ki zaten çiftçinin derdi de E-segment bir otomobile binmek değil, iyi kötü bir tarım makinesi almak. Şimdi dönelim. Bora, bence bir dakika, sen bunları anlatınca benim aklıma bir tane şarkı geldi. Bilmiyorum, hatırlar mısın? Acaba rejide bulabilirse çok şey olur. Bu yani bu otomobil uçar gider diye bir şarkı vardı ya. Bayağı bildiğin, senin anlattığın ya da rakamlara baktığımızda bizim otomobil uçar. Dinlemek ister misin otomobil uçar gideri? Burada senin ritim tutmanı bekliyoruz Bora Erdin. Artık talihin peşinde değil yani, otomobilin peşinde. Otomobil kaçıyor gidiyor gördüğün gibi. Yani bence şarkı, Timur Selçuk bundan yıllar önce gayet olayı görmüş, demiş ki otomobil uçar gider. Talihin peşindeyim, talih de kaçar gider. Yani artık geldiğimiz nokta bu, fındık. Yani çiftçinin araba alma ihtimali neredeyse kalmamış gibi anlatıyorsun. Evet, evet, bitti yani, tamamen bitti. Bırakın artık yani traktör fiyatlarına bile, yani otomotiv dediğimiz zaman bunun için traktör de giriyor. Bugün işte ilangol.tr'ye girip baktığınızda en çok icralık ürünler traktörler, tarım ürünleri, tarım mekanizasyonları. Hadi onu bir tarafa bırakalım. Tam bir yıl önce bu dönem bir haber yazmıştım. Türkiye'de üretilen otomobiller, bayağı Türkiye'de üretilen, hani bahsettin ya biz Türkiye'de üretiyoruz ama çipi oradan alıyoruz bilmem ne. Şimdi Türkiye'de üretilen düşük segmentte çokça sıkça takside kullanılan, ticari araçta kullanılan bir binek otomobilin fiyatına bakmıştım ben. Türkiye'de üretiliyor
Fakat Bulgaristan'a göre Türkiye'de %160 daha, 163 daha pahalıya satılıyordu geçtiğimiz yıl. Şu an %270 daha pahalıya satılıyor bu otomobil. Yani benim işçim bu otomobili Bursa'da üretiyor, %260 daha pahalıya satın alıyor aynı işçi. Yani asgari ücret hesabı yaptığımızda işte otomobil uçar gider durumu gibi. Yani otomobil fiyatları da uçuyor ama bir yandan enflasyon da uçuyor. Yapılan ÖTV matrah düzenlemesi zaten bu uçan enflasyona müdahale etmek için. Şimdi veriler yine programın başında senin söylediğin gibi oluşmuş verilerden söyleyeyim. İkinci el otomobil fiyatları bir yılda %99.5 arttı. Ya benim başıma bir olay geldi. Sana yani hani ben bizzat yaşadığım için biliyorum. 2019 daha pandemi patlamamıştı. 2019'un Ocak Aralık 2018 Aralık Ocak işte 2019 Ocak gibi bir tane arabaya böyle bir dedim ki ya ben bunu değiştirsem mi, yeni bir araba mı alsam falan filan. O zaman arabanın fiyatı 235 bin liraydı. Yani 2 yıl olmuş değil mi? İşte pandemi girmiş araya 2 yıl olmuş. Araba bugün ne kadar biliyor musun Bora? 675 bin lira. O zaman zaten bir miktar hani kredi çekip alıyorduk yani hepimizin hala da yaptığımız şey. Benim bugün o kadar kredibilitem yok. Bana o kadar krediyi kim verir yani anlatabiliyor muyum? Hani artık istediğimiz beğendiğimiz bir arabayı almaktan ziyade daha sınırlı bir yere sıkıştırılmış, belirli markalara da sıkışmış durumdayız anladığım kadarıyla. Ben de o kadar kredim var sevgili Oğuz. Ben sana bir araba bulurum. Merak etme. Vay be. Yani eğer kredim varsa araba değil de acaba nakit mi alsam ben senden Bora? Olur. O nakit yok. Keş yok. Sıcak para yok. Üzgünüm. Yok, tamam. Ama sen indirimden yürüyeceksin. Tamam ya, peki. Sana çok güzel bir şey anlatayım. Otomotiv gazeteci dostlar da bizi izliyorlarmış. Onlar da bir iki anekdot paylaştılar sağ olsunlar. Bir yandan şunu anlatayım sana. Tam Nisan ayı yeni bir otomobil lansman programındayız. Programda genel müdür yeni otomobili tanıtıyor. İşte kampanyalı fiyatını anlatıyor. Kampanyalı fiyatı anlatırken dolar yükseldi. 30 kuruş. Otomobil birdenbire bir üst segment matrağa geçti. 40 bin lira pahalandı. Lansmanda 40 bin lira pahalandı otomobil. Lansman esnasında 40 dakikada. Peki bir şey soracağım. Bu şey hikayesi doğru mu? Yani araba işte gidiyorsun bayiye 0 kilometre bilmem X marka aracı almak istiyorsun. Konuşuyorsun, oturuyorsun, arabayı sana anlatıyorlar. Şurası böyle uçuyor, burası böyle kaçıyor. Motoru şöyle güzel, işte yakıtı bu kadar uygun falan filan diye. Tamam diyorsun, alayım ben bunu. İşte diyorsun ne kadar? 250 bin örnek veriyorum. Tamam, onda da anlaştık. Alayım ben bu arabayı diyorsun. Diyor ki sana 3 ay sonra teslim edebilirim. Yani... peki diyorsun tamam 3 ay sonra teslim et. Yani birinci sorum gerçekten piyasada 0 kilometre araç bulunmuyor mu? 2 diyelim ki 0 kilometre araç bulundu 3 ay sonra teslim edecek. Bunun fiyatı mesela bugün 250 bin ama yarın 3 ay sonra araç geldiğinde bunun işte distribütörden çıkan fiyatı 280 bin olursa aradaki 30 bin lirayı da senden alırım diyorlarmış. Ben de bir arkadaşın yalancısıyım. Bu da doğru mu? Bu ikisi hani gerçekten... senin gözlemin ya da senin piyasadan edindiğin izlenim doğru mu? Çünkü bazı markalar için galiba bu geçerli, bazıları için değil. Özellikle İtalyanlarda çok yaşanıyormuş. Oğuz, çok acayip bir durum oldu. ÖTV indirimi öncesinde zaten bu bilgi piyasaya sızmıştı. Çok acayip. Yani bu bilgiye sahip olan, biliyorsun ihale bilgileri bile bizde rahatlıkla piyasaya sızıyor ve rekabet koşulları oluşmuyor. Bu bilgi sızdığı için büyük distribütörlerden alıp yapan gruplar bir şekilde bu özellikle indirim fiyatı, işte ikisi fabrikası Türkiye'de olan, ne yazık ki marka veremiyorum ama biri Japon biri İtalyan olan ve Türkiye'de fabrikaları olan iki marka aslında en yüksek 53 bin, 43 bin ve 57 bin TL'ye yakın fiyat indirimi olan ÖTV matrağı değişiminde olan otomobillerin birdenbire bir baktık bayiler zaten satın almışlar geçtiğimiz ay sıfır otomobilleri. Şimdi o bayiye bizzat ben de ulaştım, bayilere, büyük bayilere. Dedim ki şu otomobili almak istiyorum. Şu paket işte indirimi de ÖTV matrağıyla birlikte 53 bin lira olan bir otomobili almak istediğimi ilettiğimde bana aynen söylediğin gibi öyle bir arkadaşa değil, o arkadaş benim işte. Yani bir müşteri olarak talepte bulundu. Bana şunu söylediler: Mart ayında teslimat yaparız. Bugünkü fiyattan kaporu alırız. Fiyat değişimini de aracın tesliminde size yansıtırız dediler. Yani zaten Merkez Bankası'nın biliyorsun bir anketi var. Yıl sonu ve 12 aylık dolar tahmini, döviz tahmini.
Baktığımızda bu döviz tahmini zaten yıl sonu 900 liranın ortalarında, 9,5 liralık gibi. Öyle bir tahmin var, evet. Şimdi bu tahmin bir de iyimser tahminler, biliyorsunuz. Ha, Merkez Bankası, ha, TÜİK, biz bunları birbirinden ayırmıyoruz. Bunlar kayınço, enişte falan, öyleler zaten. Yani öyle şekilde yönetildiği için bir de şirketler. Şirket diyorum bu arada, özür dilerim, kurumlar. Yanlış yani, anlaşılmasın. Devlet bir şirket gibi yönetiliyor ya, o yüzden bence evet. Yanlış bir şey söylemedin yani. Öyle en azından evet. Ben yanlış anlamadım. Aynen öyle. İzleyicimiz de yanlış anlamamıştır. Şimdi... madem bu, baktığımız zaman şöyle olacak. Bu matrah arttırımının bir daha yapılması icap edecek. Çünkü enflasyon sürekli artıyor. Aynen, yanlış öyle. Mıyım? Yani mesela 150 bin liranın altındaki araçlar %80 mi ÖTV? Evet. Şu an %150 bin altındaysa %50'ye indi. 150 bin üstüyse %80. Diyelim ki matrah yeniden 200 bine çıkartacak, 200 binin altı. Çünkü şu an gerçekten bu fiyatları, hani vergi öncesi fiyatlar üzerinden gidiyoruz ama... Yani o vergi öncesi fiyatlarda da kurla baktığında, yani kurdaki artış dediğin gibi gerçekleşirse, yani yine bu fiyatlara araç bulmak mümkün olmayacak. Ya biz araç İnşallah. Alamayacak mıyız Bora? Yani işte ona bu işin bize faydası de. Ne? Valla sana bir faydası, bana bir faydası yok, ama birileri bu işten çok güzel para kazanacak. Kim kazanacak? Yani vatandaşa kim kazanacak? Ya sevgili Oğuz, şöyle ilginç bir şey oldu. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zengin'di, Sabah Gazetesi, Karar Gazetesi'nden sevgili Ali Yıldırım. Bunlar yazdılar. Şimdi baktığımızda saydığım bu 3 gazetede aslında görüş olarak farklı. Ama hepsi baktığımızda bu son 3 günde yaptığı haberler ortak bir noktada buluştu. Yani Türkiye'yi, nihayet Türkiye'deki medyayı, ekonomi medyasını ortak noktada buluşturan bir habere imza atıldı. Sabah Gazetesi, Karar Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'nin ortak haberi şuydu. Bu fiyatlar tüketiciye yansımadı, birileri bu işten para kazanıyor dendi. Düşünebiliyor musun? Yani demek ki ortada çok ciddi bir sorun var. Bunun sana bir faydası yok. Ama bu bilgiyi daha önce edinen insanlara bir faydası oldu. Ne kadar söyleyeyim? %80 karla Mart ayında bu ülkede otomobil satılacak. Bayilerin karlarını söyleyeyim. Bunu da yani yine Türkiye'de olan çok saygın, çok sevdiğim otomotiv şirketi yöneticileri, CEO'larının söylediği şu. Yani bayilerin karları çok fazla düşmüştü. Zaten bayiler kar etmiyordu. Galeriler kar ediyordu. Bir üçüncü ayak var bu işte. Distribütör, üretici, bayi ve galeri. Şimdi otomobil galeride, yani lansmanı Şubat ayında yapılan bir otomobili, daha ürün gelmeden, otomobil Türkiye'ye gelmeden biz galeride fiyatlandığını görüyorduk. Yani distribütör, bayinin haberi yokken galeri otomobil satmaya başlamıştı. Türkiye'de galerilerle ilgili bir problem var. Yani zaten habire bir düzenleme geçiyor. Şimdi bunu atlamayalım. Bir ara geçen sene hatırlıyorum ben, o zaman Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'dı. Şu an değil galiba. Bir nedenden galiba ayrıldı. Sayın Ruhsar Pekcan şöyle bir açıklama yapmıştı. Senede 3 otomobil satabilirsiniz mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani senede sadece 3 otomobil satabilirsiniz. Fazlası için bir belgeyi almanız gerekiyor artık. Herhalde galericiler de böyle galerici oluyor. Peki yani şu an Türkiye'de bu endüstri kontrol ediliyor mu? Takip ediliyor mu? Yok. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ya 10 yıldır işte apartman altında olmayacaksınız, bunun AVM'leri var, oraya taşınacaksınız dendi, şu belgeyi alacaksınız dendi, habire yeni süreler tanındı. Peki neden yaptılar Bora o zaman bu indirimi? Yani durup dururken mesela bir gece yarısı Sayın Cumhurbaşkanı şey mi dedi, vatandaşımız zaten otomobil alsın, daha fazla alsın, uçsun otomobil satışları, benim vatandaşım ulaşsın istediği otomobil. Ya yani öyle demedi herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü ortada otomobil de yok. Yani baktığında fiyatlarda da aslında somut olarak böyle bir gerileme yok. Çünkü onu bayi aksesuar fiyatıyla bir miktar tamamlamaya çalışıyor. İkinci el fiyatları zaten yukarıda. Hani orayı etkiler mi diye ben bir bakmıştım piyasaya, ama sıfır araba bulunamadığı için ikinci el fiyatları hala yüksek gidiyor. O zaman şöyle bir şey geliyor akla. Bunu da özellikle eski Merkez Bankası baş ekonomisti Ali Hakan Kara Hoca yazmıştı. Twitter'da gördüm ben de. Diyor ki TÜFE'de yer alan, Türkiye Tüketici Fiyat Endeksinde yer alan otomobillerin yaklaşık %50'si 320 bin lira altı. TÜFE'deki ağırlıkları ise %7.2. Fiyat indirimi yansırsa, liste fiyatlarına ki yansıdığını biliyoruz, %16. Kabaca Türk Tüketici Fiyat Endeksine etkisi 0,58 puan. Bunun 0,35 puanı Ağustos, 0,23 puanı da Eylül'e yansır diyor. Yani aslında biz
gerçekten enflasyonun şeyde ne derler, kağıt üstünde düşürmek için ÖTV mi indirdik? Gerçi çok maliyetli değil, bir resmi gazete yazısı. Yani ama baktığında bir sürü insan hayatı etkileniyor. Gerçekten böyle olabilir mi yani? Bu mudur mesele? Yani bu yani birebir hesap bu. Yani, o zaman daha önce seninle yaptığımız programa atıfta bulunayım şimdi. Sayın Kahveci ile birlikte biliyorsun sepet ağırlığı da değiştirilebilirdi. Fakat %99.5 ikinci el otomobille fiyat artışı olunca sepetten bile çıkarsan bu sefer yedek parça işin içine giriyor. İstersen sepetin içerisinden otomotivle ilgili her şeyi çıkar. Hatta petrolü bile çıkar, yine de etkileyecek. Sadece bu değil. Burada Türkiye ne yazık ki bilmiyorum galerici esnafını korumak gibi bir durumu var. Yani baktığımızda bu işte yine yani siyasi bir yatırım gibi mi algılıyoruz? Galerici esnafının kulisi çok ağır, çok baskın. Gerçekten bunu çok iyi başarıyorlar. Siyasi danışmanlara baktığımızda şey diyeceğim şimdi, bu şeker muhabbeti çıkmıştı ya, hani bir beyefendi vardı, danışmandı, bir otomobilde bir şey. Mesela onun asıl işi biliyorsun galericilik. İkinci el araba alım satımı yapıyordu. Evet. Yani böyle bir kulis var. Yani burada bir kulis dönüyor. Mesela Türkiye'de gıda enflasyonunun artmasının nedeni, yani devletin en büyük işte bizim mücadelemiz şey olacak. Merkez Bankası'nın her enflasyon raporunun sonunda yayınladığı raporda ne diyor? Diyor ki gıda enflasyonu artıyor. Bu çok büyük bir etken enflasyon üzerinde diyor. Peki şeyi etkiliyor mu? Yani üretici 10 kuruşa üretiyor da satıcı 1 liraya satıyor. Yani. Buna müdahale etmiyor. Niye? Çünkü o arada da bir kulis var. Son bir soru ve somut bir yanıt. Çünkü akşamdan beri hangi veriyi anlatsak şimdi diyecekler ki bize programı izleyen izleyiciler. Ya siz programın adını sana faydası ne diye koymuşsunuz? İşsizlikten bahsettiniz, bir faydası yok. Enflasyondan bahsettiniz, yok. Hadi bunların yok. ÖTV indiriminin de yok galiba. Gerçekten bir faydası yok mu? Böyle çok kısa alayım senden. Oğuz, ÖTV indiriminin insanlara bir faydası olacak. O da şu, ikinci el piyasada fiyatlar yükselmişti. İnsanlar artık işsizler, işten çıkartma yasağı vesaire, bunlarla ilgili detayları biliyoruz. İlk satılan şey otomobil. İnsanlar acilen hızla otomobillerini satıyorlar. İkinci elde onun için fiyatlar yakın bir zamanda düşecek. Çünkü her hanede bir işsiz oluştu. Onlar otomobillerini satmak için canhıraş hesaplarda, işte o sarı sitelerde, evet, kırmızı sitelerde, evet, satışa çıkarıyor. Onun için sana faydası ne? Sana faydası başka bir işsizin ihtiyacı olduğu için sattığı otomobili yarın, evet, geçimi için faydası olabilir. Çok teşekkürler Bora, ilk akşam bizi de yalnız bırakmadın. Vaktin için çok teşekkür ediyoruz. İlk fırsatta da tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgili, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar, sağ ol. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi şu ana kadar konuştuğumuz birçok mesele aslında somut faydalarını görmemiz gereken ama göremediğimiz meseleler. Biz ama aramaya devam edeceğiz. Sana faydası ne diye sormaya devam edeceğiz. Bundan önce son, madem bu kadar özellikle ÖTV indirimi ve otomobil pazarıyla ilgili konuştuk, haftanın hikayesiyle kapatalım. Ekonomi hikayesi bizim sık sık aslında sizin hayatlarınızı anlatmak için çaba sarf edeceğimiz, sizin hikayeleriniz olacak, hikayelerden oluşacak. Ben bu hafta tabii babamın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Babamın alışverişinden bahsetmek istiyorum. Benim babam emekli bir öğretmen. Öğretmen olduğu yıllarda araba alıp satardı. Hiç unutmuyorum, 1993 senesinde bir araba almıştı. Arabanın hatta görüntüsü de var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet, böyle bir hani şey vardı, Doğan görünümlü Şahin denilen, kuş isimleriyle bahsedilen arabalar vardı 90'lı yıllarda. Çok havalı arabalardı. Benim babam da öğretmen maaşıyla kredi çekip, işte o zaman kredi de yoktu da böyle senetlerle alınıyordu, bir Doğan görünümlü Şahin almıştı. Aynı da bu renkte, kırmızı renk. 1994 senesine geldiğimizde işte bu arabanın parasını ödemesini yaptı ve birine sattı. O yıllarda bu satışlar markla yapılıyordu. Yani o dönem bir mark, Alman markı, euro yoktu, Alman markı 6000 liraydı, hiç unutmuyorum. Özür dilerim, bir Alman markı 1994 senesinin, 93 senesinin sonlarına doğru yaklaşık 4000 lira civarındaydı. Ve babam bu arabayı 6000 marka satmıştı.
5000 markını aldı, 1000 markı kalmıştı derken 1994 yılında bir devalüasyon oldu ve kalan 1000 mark bir anda 20 milyon liraya tekabül etti. Yani arabayı alan adam çok zor bir durumda kalmıştı. O yıllarda enflasyon, siz de hatırlarsınız, bir hayli yüksekti ve kurda bu tip devalüasyonlar olduğunda bu tip alışveriş yapan insanlar oldukça zorlu durumlarda kalıyorlardı. Aradan yıllar geçti. Babam 2007 senesinde emekli oldu. Dedi ki ya benim içimde kalmış hep bir araba markası var. Ben gideyim bu arabayı, yeni arabamı da bu içimde kalan marka olan arabadan alayım. Bir işte Uzak Doğu firması olan bir araç satın aldı. O aracın da görüntüsü şu anda bakıyorum bu. Evet, bu araç o dönem babamın bütün emekli ikramiyesini aldı götürdü. Yani hiç unutmuyorum, 27 milyar lira mıydı? Öyle bir para ödedi bu arabayı almak için. Ve emekli ikramiyesini de öyle tüketti. Yani bir emekli öğretmen ya da öğretmen emekli olduğunda ancak bir araba alır hale gelmişti. Annemin emekliliğinde de, annem de öğretmendi. Onun emekliliği daha erken, 2002 senesinde annem emekli olduğunda bir miktarda kredi çekip ev alabiliyorken 2007 senesinde babam emekli olduğunda sadece araba alabildi. Yani o da bu araba. Şimdi babam, aradan yıllar tekrar geçti ve bu arabanın yeni bir versiyonunu almak için, bunu satmıştı bundan 3-4 sene evvel, bu arabanın yeni versiyonunu almak için bayiyle konuşmuş. Konuştuğu kadarıyla bana söyledi, oğlum ben bu arabayı alamam. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aradan geçen 30-40 yıllık süre sonunda eskiden bir araba almayı hayal edebilen insanlar iki bugün artık o hayalleri kurmakta çok zorlanıyorlar. Hayat çok pahalı hale geldi, gelirler çok düştü. İkincisi ise belki de hepimizin hatırlaması gereken bir şey. 90'lı yıllarda, hani hep o referans veriliyor ya, 90'larda Türkiye şöyleydi, işte 2000'lerde bambaşka bir Türkiye'ye anlatalım. 90'larda araba bir yatırım aracıydı. İnsanlar sıfır araba alıp daha pahalıya satıyorlardı. 2000'li yıllara gelindiğinde evet bu değişti. Yani insanlar arabanın, sıfır aldıkları arabanın kontağını çevirdiğinde arabanın değerinin %15'ini 20'sini kaybediyorlardı. Bugün farkındaysanız Bora Erdin'le de konuştuk. Dedi ki artık araçlar, ikinci el araçlar bir yatırım aracı haline dönüşmeye başlamış. Yani Türkiye ekonomisi acaba gerçekten 90'lara geri mi döndü? Bu sorunun da yanıtını belki önümüzdeki haftalarda arayacağız. Efendim, bu ilk yayındı. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Umarız sizler de ekonominin bu haftaki gelişmelerinin size faydasını bir nebze olsa dilimiz döndüğünce sizlere anlatabilmişizdir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Herkese iyi bir gece diliyoruz.